Güzel İhsan Halit Ziya Uşaklıgil İzmir'in belki 60 yıl öncesine ilişkin, 1890'lı yıllara ilişkin bu ünlü adamın öykülerini o zamanın kuşağından olanlar çocukken dinlerlerdi. Ondan söz edilirken kesinlikle lakabı da adının yanında anılırdı. Bu lakap onun yüzüne bir alay gülümsemesiyle yapıştırılmış, artık bir daha terk edilmeyerek sağlam bir zamkla sanki ikinci bir deri gibi perçinlendirilmişti. O zaman İzmir'de İhsan adını taşıyan pek az kimse varken o anılınca yalnız İhsan Bey denilse birden hatırlanamaz, kesinlikle işte şu güzel ihsan diye belirtildikten sonra ha şu denilerek bir gülümseyişle asıl sözü edilen ihsan akla gelmiş olurdu. Bu lakap ona nereden gelmişti? Ta küçücük bir çocukken annesi onun yüzüne bakarak acımaktan, sevecenlikten doğan bir avuntu isteğiyle onu benim güzel çocuğum, güzel ihsanım diye okşamaya başlayalıdan beri, eşe dosta, komşulara, akrabalara da geçen bir alışkanlıkla mı bu lakap bir daha koparılmayacak, silinemeyecek bir damga çeşidinden yapışmış kalmıştı. Güzel ihsan. Elbette anlaşılırdı ki, o gerçekten güzel değil, tersine ne kadar güzel olmamak mümkünse, ne kadar çirkin olmak mümkünse öyleydi. Onu akıllarında tutan o zamanın çocukları bugün hala yaşıyorlarsa elbette hayallerinde görüyorlardır. Normalden çok aşırı bir büyüklükteki başının her zaman yıkanmamış, kirle dolu, kalkmış, üstelik taranmamış, sarı mıdır, kumral mıdır, nedir belli olmayan saçlarını Yer yer dökülmüş kaşlarıyla dökülmüş kirpiklerinin arasında donukluğu ışıldama gücü bulmayan belki kestane, belki çağla rengindeki gözlerini unutmamışlardır. Çocukken yapılmış olan çiçek aşısı gereği gibi tutmamış olacak ki, tam delikanlı olmak çağına vardığında çiçek hastalığına tutulmuş ve ondan sonra bütün derisi delik deşik olarak ona tabiatın verdiği çirkinlik ayrıcalığını büsbütün tamamlamıştı kendi kendisine teşekkür etmiş olmalıydı ki gene bu sırada başlayan bıyık ve sakal saçlarının ne olduğu bellisiz rengiyle ya da asıl renginden daha çok pek genç yaştayken yakalandığı tütün tutkunluğunun dumanıyla boyanarak yanaklarını ve dudaklarını şakaklarından başlayarak çenesine kadar kaplamıştı. Böylelikle onun çiçek hastalığının yüzünde yapmış olduğu tahribat bir oranda olsun kapanmış olurdu asıl örtülmeye muhtaç olan yeri dudaklarıydı. Kendisine pek yakıştırmadığı için olacak, sebepli sebepsiz, fırsatlar bularak gülümsemek adeti olduğundan bu dudakların üzerinden büyümeye başlayan bıyıklarını kırkar ve eğri büğrü, çarpık çurpuk, hiçbir zaman fırçalanmamış, ayrıca hiç sabunla ovulmamış, kirli, pasla kaplanmış dişlerini gösterirdi. O zaman insanda aman bu ağızla öpülmek ne iğrenç bir şey olacak diye bir düşünce doğar ve bunun sonucu bir tiksinti, bir bulantı başlardı. İşte bütün bu niteliklerinden dolayı ona güzel ihsan denilmiş ve bu lakabıyla o kentin en ünlü bir adamı olmuştu. Ondan iğrenilir miydi? Hayır. İğrenti değil acıma, acımaktan doğan katlanma doğardı çekinilmekle birlikte yan yana oturmak zorunda kalınırsa elden geldiğince uzak durmak gereksinmesi duyulurdu. O da bunu sezinler olmalı ki her vakit bir sokulganlığı, üstelik bir yapışkanlığı vardı. Tanıdıklarını kollar, onların arasında özellikle gücüyle, kuvvetiyle, pazularının, pençelerinin çelikten dövülmüş sanısını veren çetinliğiyle iri yarı bedeniyle ün kazanmış olan ve bunun için olacak Pala Tevfik adıyla tanılan bir mahkeme başkatibinin ve onun her zaman birlikte bulunduğu iki arkadaşından oluşan bir küçük kalabalığı Karataş meyhanelerinde, kordon boyu gazinolarında yakalardı. Aralarına sokulur, onlar da pek açıkça surat asıp yüksünmezler, üstelik ara sıra onun maskaralıklarıyla eğleniyor görünürlerdi. Çok doğal olarak hesap görmek zamanında o üç arkadaştan biri elini cebine atar, ve uyukluyor görünen ya da tam o sırada bir iki dakika için sıvışmış olan güzel ihsanın borcunu da ödemiş olurdu. Onun tuhaflıkları nelerdi? Kendisinin o zamanın kullanılan deyimlerince hoş sohbet, hazır cevap, güzel fıkra anlatan, nükteler saçan, klişeleşmiş de olsa espriler yapan biri olduğuna kendisi de inanmıştı. Gerçekten de her zaman değil ama ara sıra böyle şeyler bulur ve arada öyle maskaralıklar çıkarırdı ki dinleyenler sırıtırlardı. Ancak kendi söylediklerinden en çok memnun olan da gene kendisiydi. Yaptıklarına, anlattıklarına çevresindekiler sırıtırken o ilk önce kesik kesik güler, sonra kendisini tutamıyormuşçasına bu küçük kahkahalar bir büyük patlamayla ve bütün bedenini sarsan bir uğultuyla gümbürder, güler, güler, oturduğu yerde böğürlerini tutarak, kıvrılarak kahkahalarla boğulurdu. Sonunda bu gülme krizi bir öksürüğü, bütün ciğerlerini söken ve neredeyse ortalığa püskürecek sanısını veren bir öksürük dalgasına dönüşürdü. O zaman bu halde kıvranırken çevresinde bulunanlar ne olur ne olmaz diye iskemlelerini çekerek rakı masasını biraz selamet tarafa çevirirlerdi. Bu adam ne iş yapardı? Nasıl yaşardı? Artık yaşlanmış bir dul olan annesinin Fetah Sokağı'nda bir küçük evi, zindan çarşısında bir dükkanı vardı. Zaten ana oğul pek azla geçinirlerdi. Güzel İhsan'ın kazancı da o döneme göre azırganmayacak derecedeydi. Rüştiye öğrenimini bitirdikten sonra hükümet konağının çeşitli kalemlerinde memur adaylıkları yapmış, düzgün bir anlatım, hele pek güzel bir el yazısı becerikliği kazanmıştı. İzmir'de onun kadar el yazısı güzel, katip pek azdı. Bu iki yetenek sayesinde şunun bunun desteklemesiyle Coya Han'ın da iş yerleri bulunan dava vekillerinden Tinopulos onu yanına almıştı. Türkçesi pek kötü olan bu adam yazılarını ona yazdırır, mektuplarını okutur ve hükümet dairelerinde, özellikle asıl işlerinin merkezi niteliğinde bulunan ticaret mahkemelerinde evrak yürütülmesine koştururdu. Ayrıca anlatılırdı ki o zaman ticaret mahkemesi başkanlığında bulunan ve ipek gibi saçlarıyla, sakalıyla pek güzel bir adam olan Nüset Bey ona mahkemede dolaşırken rastladıkça aman bu güzel insan buraya nereden musallat oldu onu gördükçe sinirleniyorum dermiş. Bir işi daha vardı. Hizmetinde bulunduğu Rum dava vekilinin salık vermesiyle onun müşterilerinden olan şişeciler içindeki bir halı ticaret evinin Habif Musevi kurumunun da bir günde iki saat kadar katipliğini üzerine almıştı. Bu ticaret evinin kula, gördes, demirci türünden halı tezgahları bulunan yerlerde acenteleri vardı ve doğal olarak haberleşme Türkçe yapılırdı. Kurumun sahibi Habif, Türkçe okur yazar takımından değildi. Güzel İhsan ona gelen mektupları okur, anlatır ve yazılacak karşılıkları onun sözleri üzerine kaleme alırdı. Bu işi oldukça eğlenerek yapardı. Yahudi'ye Türkçe mektupları anlatmak, onun yarı buçuk anlatımından sonuçlar çıkararak karşılık yazmak epeyce tuhaf olurdu. Bu emeğinin karşılığı olan kazancı da fena değildi. Yalnız bir konuda ufak bir kararsızlık geçirirdi. Yahudi tacir acentelerine yaltaklık etmek amacıyla hemen her vakit onlara hitap ederken pek sevgili karındaşım diye başlamasını isterdi. Oysa bu acentelerin hemen hepsi pek bağnaz Müslümanlardı. Hele kulada bir Hacı İbrahim Efendi vardı ki, bütün mektuplarından koyu bir sofu olduğu anlaşılırdı. Güzel İhsan bu adamlara Yahudinin karındaş hitabını kullanmak istemesinden dolayı kuşkuya düştü. Kendi kendisine, Adamcıklar buna kızıp içerlemesinler dedi. Sonra bana ne diyerek vazgeçti. Daha sonra rüştiye öğrenimi sırasında İranlı şair şehzadinin Gülistan adlı kitabından anımsadığı bir anıyla Beni Adem azayı yektigerent, bütün insanlar birbirlerinin birer organıdırlar diye düşündü. Öyle ya bütün insanlar aynı baba, aynı evlat değil miydiler? Üstelik kendisi de demir yolları, evleri, eğlencelerinin pek tanınmış bir adamı olan Çingene Cevdet'e içki sırasında sarhoşluğun coşkunluk zamanlarında sarılıp ''Kardeşim Cevdet, bir oyun havası daha'' diye yalvarmaz mıydı? Bu iki işi kendisine gereksinmesinden daha fazla para kazandırırdı. Eğlence giderlerini arkadaşlarının cebine yükledikten, annesine ev harcamaları için belli bir para verdikten sonra kendisine tütün, yalnız kaldığı zamanlarda rakı, boğaz işine pek düşkün olduğu abur cubur, ayda bir berber, iki ayda bir hamam çeşidinden ufak tefek çıkınca gene de epey bir şeyler kalıyordu. Onun kılık kıyafet konusunda bir merakı yoktu. Yılda bir Frank mahallesinde hazır giysi satan Alman Yahudilerinden birinden bir kat giysiyle iki yılda bir palto alır, bunları tüyleri aşınıp iplikleri sırıtıncaya kadar sürükler, sonunda dirsekleri, dizleri yağla ve ellerinin telleriyle parıl parıl parlayıp da artık görenlerin yüzüne vurmalarına kadar bir yenisini almaya kalkışmazdı. Üstüne başına, kılığına, kıyafetine, üstelik temizlik kaygılarına ilgisizliğiyle ünlü olan bu adamın, başka bir ünü de boğazına düşkünlüğüydü. Bunu pis boğazlık derecesine vardırmıştı ve hiç kuşkusuz kazancının büyük bir bölümünü bu yolda harcardı. Evde akşam yenecek şeyler için annesine birçok tembihte bulunduktan sonra sabahleyin erkenden sokağa fırlardı. Kışsa soluğu bit pazarının yanında duran salepçi Arnavut Zeynel'in yanında alırdı. İzmir'in o zamanlar pek ünlü olan Şam halkalarından bir tane alır, Yolda başlayarak onu yer, üstüne bir fincan tarçınlı salep içer, elinin tersiyle dudaklarını siler ve işine gitmek üzere çakı bedestenine dalardı. Bu şam halkaları adlarının insan hayalinde uyandırdığı gibi halka biçiminde değildi. Daha çok bir el büyüklüğünde pek lezzetli ekmekçiklerdi. Bugün hala var mıdır bilmiyorum. Güzel İhsan'ın bu salep düşkünlüğüne ilişkin bir hikayesi de vardır. Bir sabah gene böyle Arnavut Zeynel'in yanında salibini yudum yudum içine sindire sindire içerken ötede bir dükkandan bir Yahudi seslenmiş. ''Zeynel buraya gel.'' Arnavut Yahudi'nin bu seslenişine kızmış. ''Koca hayım, yaşlanmış gitmiş daha Türkçeyi doğru söylemiyor. Demez cel de der yel. Arnavut'un bu sözü Güzel İhsan'ın o kadar hoşuna gitmiş ki, ikide bir de fırsat bularak bu olayı anlatır ve dinleyenler gülmezlerse onların adına, alışkanlığı olduğu üzere bol bol kendisi gülerdi. Mevsim Boğaz işinin bu sabah bölümünü değiştirmiş bulunurdu. Çakı bedeslerine dalmadan önce İzmir'in pek ünlü olan katmerini en iyi yapan o yakınlardaki fırına uğrar, üst üste iki katmer yuvarlar, Sonra bunları midesine indirmek için yanda yörede demir hindi ya da badem içi kavun çekirdeği şerbeti satan şerbetçilerden birini araştırırdı. Bunlardan dolu dolu buz gibi bir bardak şerbeti de diktikten sonra gene elinin tersiyle dudaklarını silerek memnun, içi rahat, hayatından mutlu bir halde işinin yolunu tutardı. Bu iki tür şerbet de İzmir'in özelliklerindendi. Hele kavun çekirdeklerinin ezilerek un haline getirilmiş olmasından süzülerek yapılan sübyeye bayılırdı. Bu şerbetin bir de büyük ustası vardı ki onun için çocukken İslam dinine geçmiş bir Yahudi derlerdi. Çok yakışıklı, uzun boylu, gür sesli bu adamın çarşılarda ''Buz, var mı dişlerine güvenen?'' diye yanı yöreyi çın, çın öttüren sesi işitilince her dükkandan ''Abdullah, buraya gel!'' çığlıkları duyulurdu. O hiçbir çağrıyı kaçırmaz, iki koluyla kucakladığı parıl parıl parlayan, tepesinden bir ay yıldız, üzerinde küçük döner fırıldaklar dizilmiş zincirliklerle güzel güğümünü bir küçük atılımla biraz öne çevirirdi. Musluğundan süt gibi sübyesiyle bir koca bardağı doldurup onun peşin zevkiyle yutkunan müşteriye sunardı. Güzel İhsan bu sübyeci Abdullah'a rastlamış olursa o gün her vakitkinden daha çok mutlu olurdu. Ara sıra demir hindi ya da sübye şerbetleri onu doyurmaktan çok acıktırmış olurdu. O zaman koşa koşa rıhtımda lokmasıyla tanınan fırına giderek ayaküstü bir tabak dolusu lokmayı üstüne bir de sigara tellendirerek haklardı. Sonra geç kalmış olmak korkusuyla soluk soluğa yarım çark çevirdikten sonra şişeciler içindeki Joya Hanı'nda dava vekili Tinopulos'un bürosuna varırdı. Burada ya temize çekilecek müsveddeler ya da hükümet konağında ticaret mahkemesinde arkası aranacak evrak hazır beklerdi. Bu iş onu öyle zamanına kadar uğraştırırdı. Kışın iki, yazın üç saat tatil süresi onun boğaz düşkünlüğünün en elverişli bir dönemiydi. O vakte kadar yoluna rastlanacak semtlere göre öğle yemeği yenilecek yerleri önceden belirlemiş bulunurdu. İşi ticaret mahkemesinde ise ve o gün kesesi de dolguncaysa, rıhtımda Kramer gazinosunda kendisine bir şölen çekerdi bu kanlı kanlı, pek pişmemiş, fazla yumuşak, etrafında patates, brüksel lahanacıkları, üzerinde iki tane tavada yumurtayla bir fileto, bol domates salçalı, parmazan peynirli bir makarnadan oluşurdu. Bunu başka yerde bulamayacağını bilir, inanırdı. Güzelce karnını doyururken bir yandan da bu nefis yemeği son derece soğuk, büyük draher birasıyla suladıktan sonra bu alafranga düzene uygun olsun diye bir de yaprak sigara yakardı. Eğer işi hükümet dairesindeyse ya da izlenilecek kişi olmayıp da tatil saatlerinde özgürse, bu öğle yemeği işi türlü değişikliklerle günden güne değişken düzenlemelere girerdi. Kimi zaman Kemeraltı Caddesi'ndeki bir küçük dükkanda gözlemeciye uğrar, onun gözlemesinden çok katmerli diye ün salmış ve her çeşit omleti andıran nefis yemeğiyle yetinirdi. Kimi zaman da Şadırvan Camisi yakınındaki kebapçıya uğrar, onun tandır kebabı adıyla fırında pişirdiği yufkaya sarılmış kuzu etinden tıka basa yerdi. Zevk aldığı bir başka yemek de üzerine iri zeytin taneleri sıralanmış havyar ezmesiydi. Çarşıda bir küçük bakkal tanırdı ki bu havyar ezmesini yapmakta ustaydı. Bunun hazırlanması epey uzun sürerdi. Bembeyaz köpük halindeki havyar tabağı önüne gelinceye kadar o, ağzı sulanarak yutkuna yutkuna sabırla beklerdi. Ama bu bekleyiş zahmetine de değerdi. Gene bu bakkalın bir özelliği daha vardı. İri boyda salamura sardalyalarını iyice temizler, bol limonlu zeytinyağına yatırıp tabağın çevresine dizdikten sonra rendelenmiş soğan, kırmızı turp, Marul göbeği, yeşil, zeytin ve daha başka şeylerden oluşan bir de süs ekleyerek yutkunarak bekleyen güzel ihsanın önüne birkaç dilim bembeyaz francalayla birlikte sürerdi. Ancak soğan kokusu dava vekilini ya da halı tacirini rahatsız etmesin diye o gün bunlara pek yaklaşmazdı ve gene duyarlar diye düşününce sanki onlar soğan yemezler mi, midelerine güvenirlerse onlar da yesinler de anlasınlar düşüncesiyle kendini rahatlatırdı. Öğle yemeği bu çeşitli biçimlerde hali yoluna konulduktan sonra kerahat zamanı diye düşündüğü akşamın rakı aleminin sırası gelmiş olurdu. Eğer o akşam Pala Tevfik ve onun gümrük memurlarından olan arkadaşları Salim ve Cemal buluşmak imkanı varsa sorun yoktu. Onların her zaman pek dolgun, türlü mezelerle pek zengin sofrasına damlayınca kendine düşünülecek bir şey kalmazdı. Eğer o akşam yalnız başına kalacaksa, o zaman kendisine göre bir düzen yapardı. Ya Karataş meyhanelerinden birine ya da Rum yatağı olan Kerahori'de bir tavernaya uğrayacaktı. Bu durumda mezeleri kendi düşünürdü. İzmir'in ünlü iri boyda karidesleri, şan fıstığıyla tuzlu badem, tarator, halka halinde kızartılmış patlıcan, beyin salatası, içi ançüvezle dolmuş yeşil zeytin ve daha başkaları. Bunlar kafasından bir geçit töreni yapar gibi geçerler ve tam zamanda burlara koşarak küçük şişe rakısını, bıyıklarını eme eme ve elden geldiğince uzatarak içerdi. Artık tam neşesi yerine gelince eğer kendisine güveniyorsa yayan ya da bir miras yedilik daha yapmaya karar vermişse bir landoya kurularak evinin yolunu tutardı. Çoğunlukla sabahtan annesine salık verdiği yemeklere iltifat edecek kadar kendinde güç ve istek bulmayarak soyunur, yatağına uzanır, ertesi gün aynı düzene yeniden başlamak üzere horul horul uyurdu. Görülüyor ki güzel ihsan kendisine bu lakabın orantısıyla verilmiş olmasından dolayı hiç de mutsuz değildi. Pekala mutlu, hali vakti yerinde, eğlenti ve yiğintiyle dolu bir ömür sürüp gidiyordu. Böylece de sürüp gidecekti elbette, eğer onun hayatını zehirleyen büyük bir derdi olmasaydı. Evet, güzel ihsanın hayatta tamamıyla mutlu olmasına engel olan bir derdi vardı. İşte ne kadar zamandan beri annesinin yıllardır sürüp giden çabasına karşın evlenememiş olması, yalnız evlenememek değil, bilmem nasıl demeli, artık 35'ini aştığı halde hala bir bekar erkek olarak kalmış bulunması. Oğlunun mürüvvetini görmek emeliyle annesi çok uğraşırdı. Paralar biriktirirdi. Güzel İhsan bu ikinci surette bir menfaat görmüş ve o şekildeyken hem bedelini vermek hem onu ev bark sahibi etmek için yavaş yavaş biriktirdiği para çıkını içinden onun 50 lirasını ayırarak her şeyden evvel şu askerlik işini tesfiye etmek istemişti. O zaman para olarak askerlik bedeli için ya 50 altın verilir ya da buna karşılık belli niteliklere sahip bir çift at alınıp kabul ettirilirdi. Güzel İhsan bu ikinci yola çıkar görmüş ve işi öylece bitirmişti. Üstelik bu yüzden Pala Tevfi'nin bir de oldukça kaba şakasını anlatırlar. O bu çözümleme işini haber alınca, devlet bu konuda kâr etmiş olan seni alacağına iki at almış demiş. Güzel İhsan bu şakanın altındaki pek saklı olmayan anlamı sezinlemiş olmakla birlikte, hala tevfikle bozuşmayı uygun görmeyerek, işi gülümseyerek geçiştirmişmiş. O zamandan başlayarak annesi paçaları sıvamış olur, arkasında yeldirme, yüzünde o zaman İzmir'in sofu kadınlarının kullandıkları sert kıldan siyah peçe, nerede kocaya varacak bir kız varsa oraya seyirtir, kendi deyimince İzmir kazan ben kepçe diye oğluna uygun bir eş arardı. Bulamaz mıydı? Bulurdu elbette ama… Çoğu zaman açık bir istekle kız istendiği zaman kızımız daha pek genç ya da vah vah başkasına söz vermiş bulunduk çeşidinden bir bahane ile geçiştirilirdi. Böylece yıllar geçiyor, güzel ihsana lakabının ortaya koyduğu belirtilerden dolayı peşin yargıya varmış kızlar somurtarak başlarını çeviriyorlar ya da onun asıl niteliğini bilmiyorlarsa ufak bir soruşturmadan sonra ana baba son sözü söylemek yetkisine sahip olan kimse incitmeyecek bir bahane uydurarak isteği geri çeviriyorlardı. Öyle ki zaman geçtikçe ve hep böyle girişimler olumsuz sonuçlar vermekte devam ettikçe annesine bir yılgınlık, bezginlik gelmeye başlamış, yavaş yavaş oğlunun mürüvvetini göremeden bu dünyadan göçmenin acısını yüreğine sindirmişti. Asıl kendisi bu başarısızlıkları nasıl karşılardı? Asıl nedeni annesi bulamaz, ya da bulmaya yakın bir sezgi edilmiş olsa bile onu açık seçik kabullenmeye yanaşmazdı. Kuzguna yavrusu güzel görünür dedikleri gibi belki de kadıncağız oğlunun güzel lakabını olumlu anlamda değerlendirirdi. Güzel İhsan bu evlenme işinin böyle hep sonuçsuzluğa uğramasına artık alışmıştı. 25'ini sonra 30'unu açtıktan, hele şimdi 35'ine el attıktan sonra artık akşam rakısıyla ve mezeleriyle çeşit çeşit öyle yemekleriyle kendisini dünyanın en mutlu kişilerinden biri saymaya başlamıştı. Onun evlenme konusundan başka bir derdi daha vardı. Bu açıklanması biraz daha ihtiyatlılığa gerek gösteren bir konudur. Her ülkenin her kentinde olduğu gibi İzmir'de de cinsel gereksinimlerin giderilmesi yolları çeşit çeşit kendilerine özel yollarda ilişki yaratan erkekler pek çok olmakla birlikte bunlardan başka gene her ülkenin her kentinde olduğu gibi İzmir'de de kentin biraz uzağında Tepeçik bölgesinde Kemer durağına yakın bir noktada ve demiryolu yakınında olduğu için sadece Demiryolu diye anılan mahalle vardı ki değişik ölçülerde oldukça bayındır taş evlerden oluşmuş birkaç sokaktan meydana geliyordu bu mahallenin hükümetçe tanılmış, sağlık ve sosyal nedenlerle varlığı kabul edilmiş özelliklerini açıklamaya gerek yok. Bu evlerin kapıları her gelene açılmazdı. Onların çevresinde dolaşan özel görevlilere ya da tanınan adamların eşliklerine gereksinme vardı. Gündüzleri oraya gidenler seyrekti. Bu gidenler de şuna buna görünmekten sakınarak siline siline gölgeler çekingenliğiyle yola dizilirdi. Ancak geceleri kemere giden geniş cadde sık sık İşi neşeli şarkılar söyleyen, çoğunlukla Rumca maniler bağıran gençlerle dolu landolara rastlanırdı. O zaman İzmir'de başlayıp yana yüreğe yayılan ve İstanbul'a kadar uzanan bir de türkü vardı. Yansın İzmir yansın, demir yolu kül olsun diye hem İzmir'e hem İzmir'le birlikte bu mahalleye beddua eden bir türkü. Bu beddua İzmir için nice yıllar sonra tutmuş oldu. İzmir'in en bayındır mahalleleri yanıp kül oldu tersine hayırlı bir sonuç çıktı. Yanıp kül olan İzmir'in yerinde uygar, çağdaş bir kent meydana geldi. Demiryolu Mahallesi yanmadı. Kim bilir orada nasıl yüreği yanmış olan birisinin bu bedduası oraya kadar etkisini göstermedi. Belki bugün gene bayındırlığını, ilgi çekiciliğini korumaktadır. Kentte başkaları gibi kendilerine özel ilişkiler edinme imkanı bulamayan güzel İhsan da birkaç kez buraya uğrayabilmek yürekliliğini gösterdi ama ya kapıdan geri çevrilerek ya da içeride kendisine yüz verecek bir kız bulamayarak her seferinde hüzünlü hüzünlü, yarı sarhoş, sendeliye sendeliye ve hali dili zarimi duysa cihan, rahmedip ağlar bana hep aşıkan şarkısını çirkin sesiyle mırıldana mırıldana Kemer Caddesi'nden geri dönmüş ve Fettah Sokağı'nda yaramaz oğlan gene nerelerde kaldı merakıyla uyuyamayan annesini öptükten sonra yatağına uzanarak eyleme geçemeyen, sadece tasarıda kalan hülyasını derin bir uykuda tamamlamıştı. Yalnız bir kez kordon boyunda bir gazinoda kısa bir içki aleminden sonra bir lando getirterek oraya gitmeye hazırlanan Pala Tevfik'le iki arkadaşına çocuk gibi yalvarmıştı. ''Ne olur beni de yanınızda götürseniz, ne çıkar ha? diye. Sesinde öyle bir anlam vardı ki pazularının gücü oranında yüreği yufka olan Pala Tevfik'in göz ucuyla iki arkadaşının görüşünü aldıktan sonra dört kişi Lando'ya kurulmuşlar ve Demiryolu mahallesine gitmişlerdi. İlk önce düşündükleri iş kemancı çingene Cevdet'i de buldurarak ve evin alt kat odasında evin birkaç kızını toplayarak kordonda başlayan içki eğlencesini sürdürmek olmuştu. İşte bu gecenin herkesin değerlendirme ölçüsüne göre acı ya da gülünç bir hikayesi vardı ki ağza dolaşmış, bütün İzmir'e yayılmıştı bu hikayeyi anlatmak için daha önce güzel ihsanın bir özelliğinden söz etmek gereklidir. Yaratılışın bu adamın güzellik kavramına yaklaşabilecek her şeyi esirgemiş olmasına karşılık ona iki güzel yetenek vermişti. Birincisi pek güzel bir el yazısı ki bunu söylemiştim, hayatını o sayede kazanıyordu. İkincisi oyun. Zeybek havalarının hepsini, ayrıca köçek havalarını, vücudunun her parçasına öyle uydurmuş, bunları kendi varlığıyla öylesine yuğurarak birleştirmişti ki, ne İzmir delikanlıları ne çevre zeybekleri bu alanda onunla yarışmaya giremezler, boy ölçüşmeye kalkışamazlardı. O zaman İzmir'de pek ünlü olan şekerci bir Yahudinin kızları ki, her düğünün başlıca ögelerinden birini oluşturan köçeklerdi onlar bile sanatlarında ihsanın derecesine ulaşamazlardı. Güzel ihsanın başka özelliklerinden biri de zeybe kavalarıyla oynarken abartmaya, aşırılığa kaçmayarak bu oyunlara ara sıra köçek kıvraklıklarından bile eklemeler karıştırarak o ağır oyunlara bir neşe katmasıydı. Onu oynarken görmeliydi, köçek havalarına pek az iltifat ederdi. Asıl uzmanlık alanı zeybek havalarıydı. Hele bunlardan birini abdal havası diye tanınan oyunu pek sever, her oyuna çıkışında zurnacıya emir verirdi. Bir abdal havası istedim diye. Bu oyun bütün öteki oyunların arasında daha belirgin ustalıklarla onu eşi benzeri bulunmayan bir usta derecesine çıkarmış olurdu. Onun bedeninde öyle bir fıkırdaklık, kollarını kaldırışında, ayaklarını atışında, ta göğsünden akarak bütün bedenini kapladıktan, ve bacaklarından süzülerek topuklarına, parmaklarına kadar inen ahenk suyu vardı ki onu baştan aşağı bir dans şiiri ve ezgisi güzelliğine ulaştırırdı. Hoplarken oradan oraya sıçrarken, şimdi düşecek yere serilecek kuruntusunu verirken, birbiri ardınca dizlerini toprağa vurarak öyle fırlayışlarla fıkırdaklıkları olurdu ki, bu adamı zurnanın çatlak sesiyle harekete gelen bir çelik zemberek haline getirirdi ve o zaman kendisi de oyunuyla kendinden geçerek gittikçe çıldırır, o neşelendikçe seyredenler bir türlü doyamayarak hep böyle sürüp gitsin diyerek oyunun sona ermemesini özlerlerdi. İzmir'de bir adet vardı. Kurban Bayramı'ndan bir önceki gecede çorak kapısı alanının çınarı altında bir davulla bir zurna sabaha kadar çalar ve ortalığı yarı aydınlatan çıraların ışığı altında sırayla delikanlılar oyuna çıkarlar, şafak sökesiye kadar oynarlardı. Yakındaki koyun sürüleri kendilerini bekleyen kötü sonu düşünüyorlarmışçasına üzgün üzgün uyuklarlarken bayram öncesinin bu neşesi dalgalana dalgalana yana yürüye yayılırdı. O zaman Fettah sokağındaki evinde yatağına girmeye hazırlanan güzel İhsan da bu davul zurna sesini duyunca dayanamaz, yeniden giyinerek dışarıya çıkar, ve soluğu çorak kapısında alarak sabırsızlıkla alanın oynamakta olan oyunculardan boşalmasını beklerdi. Zaten onu görür görmez herkes alandan çekilir, zurnacıyla davulcu bile ona ''Seni bekliyoruz buyurun'' demek isterlerdi. O vakit bu adam oyunlarının bütün ustalıklarını çevredekilerin hayranlık çevrili gözleri önüne sererdi. İşte Demiryolu mahallesinde geçen, geçtiği söylenen olay onun bu oyun sanatından ileri gelmiş bir şeydi. Pala Tevfik'le arkadaşları Salim ve Cemal her vakit Demiryolu mahallesinde en güzel ve en geniş evin sahibi olan Katina'ya giderlerdi. Kırkını aşkın ve epeyce geçkin olan bu kadın, feleğin her türlü çemberinden geçtikten sonra sonunda böyle bir ev işletmeye karar vermişti. Ona saygıyla seslenenler, kereçe katina derler, senli benli söz söyleyenlerse sadece Tina derlerdi. O adının böyle ikiye bölünüp yalnız son parçasıyla söylenmesinden sanki yaşının da yarısı siliniyormuşçasına pek hoşlanırdı. Evindeki kızlar da ona çaça derlerdi. O da bunlara gerçekten bir teyze sevecenliğiyle davranırdı. Herhangi bir müşteriye çıkmak istemeyen kızı bunun için zorlamaz, konuğunu da boş çevirmemek için yakın evlerden birinden başka bir kız getirirdi. Bu kadının bir de dostu vardı ki basmane yakınlarında bir Ermeni mahallesinde bir meyhane, ayrıca meyhanenin arka tarafında da gizli bir kumarhane işleten İzmir'in palikaryalık dünyasında Sarı Petri diye özel bir üne sahip olan ehlisine yaklaşmış bir eski çapkındı. O gecelerini meyhanenin üstündeki bir odada geçirir, haftada bir iki seferde Tina'nın evine uğrardı. Onun için kadının dostu değil kocasıdır diyenler vardı aralarında oluşmuş bulunan bir anlaşma üzerine böylece yaşamaya karar vermişlerdir, söylentisi kesin bir biçimde yalanlanmamıştı. Ama evdekiler bilirlerdi ki Tina'nın gözü pala tevfiktedir. Kendisine oranla pek genç olan bu adamın gürbüzlüğü, yararlığı kadının pek hoşuna gider ve ne zaman ondan haber gelse ona evinde pek iyi bir rakı alemi düzenlerdi ve o gece ona, arkadaşlarına evinin bütün sermayelerini emre hazır bırakırdı. Aralarında güzel ihsanın olduğu o gece de gündüzden gelen bir haber üzerine evin dört sermayesi onların emrine hazır bulunuyordu. Kemancı Çingene Cevdet de hazırdı. Evin en geniş yeri olan yemek odasında, aşçı Agub'un özeniyle en güzel mezelerden oluşan bir akı masası konukların gelmesini bekliyordu. Bu dört kız da ev sahibinin usulünü uygulayarak adlarını ikiye bölmüşler. Marika Rika, Eftimya Timya, Evredikya Dikya, Yahudi asıllı olduğu sanılan Kozita da Zita olmuşlardı. Pala Tevfi'nin landosu evin önünde durunca bu dört konuk sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Bir kenarda silinerek bekleyen Çingene Cevdet bile gecenin sonunda kendisini bekleyen bahşişin verdiği coşkulu neşeyle gülümseyerek bu sevinç sahnesine katılıyordu. Ufak tefek şakalardan sonra rakı masasının çevresinde toplanıldı. Onlar kordonda sadece ikişer kadehle yetinerek bütün iştahlarını buraya saklamışlardı. Aşçı Agop'la hizmetçi Aspasya olanca işbirliklerini göstererek her türlü çerezle dolu bir rakı masası hazırlamışlardı. Üstelik dörde bölünmüş lop yumurtaların üzerleri bezelye ezmesiyle kaplanarak birazcık kırmızı biberle süslenmiş bir meze gözleri öyle çekmekteydi ki Tina tarafından hazırlanmış olduğu belliydi. Bir kenarda ayrıca bir küçük masada çingene Cevdet bile unutulmamıştı. Kızlar ve konuklar ara sıra Tina'da katılarak rakı masasının çevresinde bir aradaydılar. Çingene Cevdet'e Hicaz makamından bir taksim isteriz denildi. Taksim'den sonra Küçük ölçüde sesleri olan Selim ve Cemal, kızlardan bir ikisiyle birlikte söyleyerek Hicaz'dan birkaç şarkı okudular. Kısa bir aralık verildi, sonra Cevdet'e "Hadi bakalım bir iki kadehte sen parlat" önerisi yapıldıktan sonra bir de nihavent faslı başladı. Taksimden sonra "Hiç seni sevmeyeni sevmede de lezzet mi olur" şarkısı okundu. Yahudi kızı Zita'nın güzel bir sesi vardı. Bu şarkıyı pek güzel söyledi. Hep gözleri pala tevfiye dikili olarak. Tina bunu sezinlemiyor değildi ama şimdi kıskançlığın yeri yoktu. Genç bir adamın hiçbir zaman uslatına olacağına olasılık vermemişti ki kıskanmayı düşünebilsin. Güzel İhsan'ın gözleri bir yandan rakının, bir yandan şarkıların neşesiyle süzülerek hep Rika'ya doğru akıyordu. Kız anlamakta gecikmedi ve bu çirkin adam tarafından gelebilecek olan bir öneriyi önlemek için bir ara o gece gelecek olan dostunu beklediğinden söz etti. Şu halde öteki üç kız Pala Tevfik'le Salim'e ve Cemal'e kalınca, Güzel İhsan gene tek başına rakı masasında sabahlayacak demek oluyordu. Bir ara içlerinden biri ona, ''Hadi İhsan bir oyun kıvır da sonra odalarımıza çekilelim.'' dedi. Tina söze karıştı. ''Daha önce yemeğinizi yersiniz, sizin için pek güzel yemek hazırladım. Hele pek çok aratarak dil balıkları aldırdım. İhsan Bey oyun oynarken balıklar da tavada kızarır, yemek çıkar diyordu. Kadının sözüne ettiği balıklar İzmir'in ünlü dil balığıydı ki onun daha şimdiden tadıyla herkesin ağzı sulandı. Çingene Cevdet bir oyun havası tutturdu. Güzel İhsan ceketini bir tarafa atarak ayağa kalktı. Masalar, sandalyeler kenara çekilerek odanın ortası boş bırakıldı kemanın şakrak ezgileriyle her zamankinden daha fazla coşarak İhsan, bu gece belki hayatının en güzel oyununu oynamaya başladı. O denli güzel oynuyordu ki, bir ara dinlenmek için iskemlesine oturunca, biraz önce bu gece dostunu beklediğinden söz eden Rika onun yanına sokuldu ve bu çirkin adamın güzel oyunundan etkilenen bir coşkunlukla, Rumca olarak onun kulağına, Kaleti oraya oraya dedi. Güzel İhsan bu cümlenin candan yürekten geldiğini, kızın bunu ana diliyle söylemiş olmasını kanıt sayarak bayılıyordu. Demek oyununu pek beğenmişti. Kız bir daha aynı coşkunlukla, gene Rumca olarak, ''Apopse mesanata playaso'' diye mırıldandı. Demek onunla yatmak istiyordu. O zaman çıldırdı. Cevdet'e ''Bir oyun havası daha'' diye aykırdı. Bu ikinci oyun belki birincisinden daha iyi ve güzel oldu. Bu da bitince yemeğe oturdular. Yemek de bitince her çift birer birer odalarına çekildiler. Artık İhsan'ın yanından ayrılmayan Rika da onun koltuğuna girerek odasına çıkmaya davrandı. Ne zaman ki odada yalnız kaldılar, ne zaman ki İhsan soyunmaya başladı, ne oldu nasıl bir gerçeği gözlemiş olma uyanıklığı, oyunun büyüleyişinden gelen çekiciliği kızdan bir anda giderdi bunu açıklamak zordur kız birden bu adamın kolları arasında bulunmak ezincine katlanamayacağını önceden duydu ve bir bahaneyle dışarı fırladı ve bir dakika sonra telaşla yeniden girerek bu kez yarım Türkçesiyle konuşarak İhsan dedi, benim dost gelmiş bilirsin ne fena bir adamdır. O ne zaman seni görecek maraza çıkacak. İhsan'ın üstünden çıkardığı giysileri kollarının arasına tıkarak ligora ligora diye iteleyerek onu kapı dışarı etti. İhsan bu düş görmenin de boşa çıkmış olmasının acısıyla ve oldukça bir korkuyla yemek odasına öyle perişan bir halde indi ki, bir kenarda meze artıklarıyla çimlenmekte olan çingene Cevdet, olanı biteni bütünüyle anlamış oldu. O zaman içtenlikli bir acımayla, ''İhsan Bey'' dedi, ''Şöyle karşıma otur, gam yeme, sana bir kadeh rakı daha vereyim, ben de bir tane daha parlatayım, karşı karşıya oturalım, sana binini çalayım ve söyleyeyim.'' Yavaş yavaş uyku bassın, uyuyup dertlerimizi unutalım. İhsan sersem sersem dinledi, onun sözüne uydu. Cevdet'in uzattığı rakı kadehini aldı, avcunun içinde sıktı. Cevdet'te de kemanının tellerine tarağını geçirerek onun sesini körletti ve alçacık bir sesle söyleyerek bir ninni çalmaya başladı. Ninni derim gülüme ninni. Burada Ezgi'nin sözünde küçük bir değişiklik yaptı rakı verdi eline ninni uyusun da büyüsün tıpış tıpış yürüsün İhsan dinliyor ve içinden hep uyuya uyuya büyüdük sonra dünyada tıpış tıpış değil hep koşa koşa yürüdüm sonra bundan sonrası var mı diyordu Çok geçmedi ikisi de masaya kapanarak uyutular Haber İzmir'in kulağının dibinde bir top gibi patladı onun bu çarpışıyla Kent'in sanki bütün vücudu sarsıldı. Gene ondan doğan bir şaşkınlıkla Kent'in ağzı bir süre açık kaldı. Sonra ilk şaşkınlık dakikası geçince merak ve öğrenmek isteme duyguları harekete geçerek herkes sorup soruşturmaya başladı. Nasıl? Güzel İhsan evleniyor öyle mi? Kiminle? Hangi zavallı kızla? Kendisine uygun bir şey mi bulmuş soruları ağızdan ağza dolaştı. Onun annesinin 15 yıl süren araştırmalarına, uğraşmalarına, kapı kapı dolaşmalarına karşın oğluna bir eş bulamıyışına, üstelik bu adamın Demiryolu Mahallesi evlerinde hep hayal kırıklığıyla biten serüvenlerini herkes biliyordu. Onun için şu yargıya varıldı ki, güzel İhsan evlenecekse, üstelik söylenenlere inanılırsa, evlenmişse herhalde kendine eş olarak yaratılışın çok garip bir yaratığını bulmuş olmalıydı. Bunun üzerine araştırmaya, soruşturulmaya başlandı. Halkın merak ve öğrenme isteği yeteneği en usta polis hafiyelerini bile çok çok geride bırakır. Gerçek çok az belirginlikle öğrenildi. Kentin şaşkınlığının her aşamada bir kat daha artması kaderde varmış. Öğrenildi ki kız ilk aşamada sanıldığı gibi güzel ihsan biçiminde bir güzel değil, gerçek anlamıyla güzel ve körpe bir kızmış. Babasının işten çekilmiş eski bir yargıç olduğundan ve kendi halinde bir kadın olan karısıyla birlikte Misri dergahı yakınlarındaki küçük evlerinde tek çocukları olan bu kızcağızla sessiz bir hayat geçirdiğinden söz edildi. Şu halde evleri İhsan'ın annesinin Fettah sokağındaki evine pek yakınmış. Komşulukla başlayan bir ilişki sonunda evlenme kararına varmış olacak. Lakin kız, kız nerede? Nikah gerdek eğer olmuşsa nerede ve nasıl olmuş? Bunlar tamamıyla anlaşılamadı. Kız İzmir'de değilmiş. Bir süre için akrabasından bir ailenin yanında vakit geçirmek için buradan gitmiş. Nereye? O da pek bilinemedi. Foça'ya, Çeşme'ye diyenler vardı. Üstelik o kadar uzaklara gitmeyerek Buca'da, Bornova'da, Göztepe'de olacağından söz edenler bulundu. Nikah ve gerdek gizlice ve sessizce yapılıvermiş, nasılsa güzel insan ağzını sıkı kapayarak bu işlerden kimseye bir şeyler çıtlatmamıştı. Ayrıca hemen her zaman birlikte bulunduğu, rakı eğlencelerinin sadık arkadaşı olduğu Pala Tevfik'le Salim ve Cemal onun bu gizliliğine, örtülülüğüne alındılar. Bu konudan söz edilirken iyice içerlemiş olan Pala Tevfik, ''Elbette bir gün ondan bunun acısını çıkarırım.'' demişmiş. Pala bu denli alınmış olmasına bakarak arkadaşları Salim ve Cemal, Allah vere de adamcağızı pataklayıp bir yerini kırmasa diye düşündüler. Kol bilek gücünün normalden çok aşırı olduğunu bildikleri Pala Tevfi'nin sabrının ve katlanmasının da o oranda pek fazla olduğunu herkes bilirdi. O kendi gücünden adeta korkar, elinden öfkeyle bir kaza çıkmasın diye kavga çıkması olasılığı bulunan yerlerde bir kenara çekilerek olayın sonuna kadar sadece bir seyirci olarak kalır ve dahası da hiçbir zaman silah taşımaz. Ben böyle korkak bir adam gibi kavga fırsatlarından uzak durmasam her gün kötü bir olaya sebep olurdum derdi. Güzel İhsan'ın evlendiği haberinin üstünden dört ay geçti geçmedi, karısı olan kızcağız her neredeyse oradan geldi. Babasının anasının yanından ayrılarak Güzel İhsan'ın Fettah sokağındaki evine çekildi. Evde kapalı oturur, Konukların yanına çıkmaz, odasında tek başına vakit geçirirdi. Onu gören yok gibiydi. Fettah sokağındaki eve uğrayan kadınların gözleri hep duvarları delen burgu, kulaklarının kirişi en hafif batırtıdan titreşime gelecek kadar gergin olduğu halde gene de bu durumdan bir şeyler sezinleyip ipucu elde edememişlerdi. Sonra işlerinden biri ya farkına varacak kadar keskin zekalı olduğundan ya da gerçeği ortaya çıkaracak bir gözlem üzerine mahallenin komşularına bir sır olarak fısıldadı. Ayol ne merak ediyorsunuz kız gebe, onun için kimsenin önüne çıkmıyor dedi. Bu haber birinden ötekine yayılarak kadınlar parmaklarıyla saydılar. Nasıl olur, daha kaç aylık evliler bunlar? Bu hesaplama sonunda kızın ancak 4 aylık, haydi biraz daha fazlasıyla bilemedik 5 aylık gebe olması gerektiğinde oy birliğine varıldı. Şu halde bu sorunun karşılığını olup bitenler verdi ve birkaç ay içinde güzel ihsanın, sarışın, pembe tenli, tosun gibi bir oğlu dünyaya geldi. Onu bütün komşular içinde ne güzel ne güzel yavrucak Allah bağışlasın diye sevenler oldu. İçlerinden biri kime çekmiş acaba dedi. Bu sözde saklanan gizli bir anlam vardıysa işitenler gülümsemekle geçiştirdiler. Mahallede bu konu üzerinde fazla durulmadı ama Güzel İhsan'ın bu sıralarda örtülü evlenişinden sonra 4-5 ay içinde bir çocuğunun doğu vermiş olması, onu tanıyan, bilen, hayatının çeşitli evrelerinden haberi olan mahalleliler için de büyük bir etki yaptı. Sanki bir hava fişeği kentin üzerinden ıslık çalarak, ondan yana yöreye sessiz kahkahalar biçiminde renk renk kandiller yağdı. Çatıların üstüne küme küme konan kargalar, terk edilmiş minarelerle bacaların üzerinde yuvalarını kuran leylekler, bahçelerin bulanık havuzlarında birbirini çağıran kurbağalar hep vakvaklarıyla bu olayı yana yöreye açıklamalarla yayıyor gibiydi. Ama asıl gerçeğin iç yüzü de Ebe Şehime Hanım'ın gevezeliğinden öğrenildi. Onun anlattığına göre bir ara Midilli Adası'ndan eski yargıcın evine bir genç dayıoğlu gelmiş. İzmir'deki bir tarla davasını izlemek için aylarca konuk kalmış. İşte Güzel İhsan'ın 4-5 ay içinde doğu veren sarışın güzel çocuğu bu konukluktan kalma bir armağanmış. Gebelik artık saklanamayacak bir dereceye gelince genç dayıoğlu davasını yüzüstü bırakarak savuşup gitmiş ama bıraktığı armağan da günden güne büyümekte, kızın karnını artık saklanamayacak bir hale getirmekte sürüp gitmiş. Sonunda şuraya buraya başvurularak bu günah meyvesi ortadan kaldırılmak istenilmiş ama 4-5 ay geçtiği için buna imkan bulunamamış. Şeyhime hanımın verdiği bu ayrıntılı bilgilere inanmak gerekir miydi? Bunları nereden öğrenmişti? Gerçi başvurulacak yollardan biri de ebe Şeyhime hanımın ustalığından yararlanmak olmuş ama işin iç yüzünü nereden anlamış? Belki de kazaya uğrayan kızın annesi derdini dökmek ihtiyacıyla ona bütün bunları anlatmıştır. Olayı dinleyenler o kadar ince eleyip sık dokuma gereğini duymadılar. Şehimah hanım güzel bir hikaye anlatmış oluyordu ya, yapılacak şey hemen buna inanmaktı ve öylece herkes de inandı. Ta Pala Tevfikle arkadaşları Salime ve Cemale kadar. Öykünün arkası da kendiliğinden anlaşılıyordu kızı ortadan kaldırdılar ve öteden beri oğlunun mürüvvetini görmek isteyen güzel İhsan'ın annesine bir öneride bulundular. Kadın da oğlunu yokladı ve böylece karar verildi. Güzel İhsan hem bir karıya hem de hazır bir çocuğa sahip oldu. Şu halde el ne derse desin o bunu memnunlukla kabul etti. Üstelik acele nikah ve gerdek sırasında kendisine çeki düzen vermek gereğini duydu üstüne başına dikkat etti, temiz bir giysisi oldu, saçlarını sık sık taradı, ikide bir de hamama gitti, akşamcılıktan, oburluktan büyük bir ölçüde vazgeçmeye başladı. Eski yaşayışıyla bu evli adam yaşayışı arasındaki en belli fark, şunu bunun arasına sokulmakta ihtiyatlılık göstermekten başka bir şey değildi. Bu olaydan sonra artık onu görmeyen Pala Tevfik, arkadaşlarına çok şükür ki bu pis herif artık bize musallat olmuyor. Onu görürsem kendimi tutamayacağımdan korkuyorum dedi. Ancak Pala Tevfik bu korktu olay bir akşam kendiliğinden meydana geldi. Rıhtımda akşamcılık yapmak isteyince Pala Tevfik mahkemesindeki evrakı toplayıp çekmecesine yerleştirir. Yaya olarak gümreye kadar uzanır. Oradan arkadaşları Salimle Cemali alarak ve üçü birlikte gene ağır ağır yürüyerek İç limanın sonuna kadar giderler. Orada akşam gezintisine çıkan kalabalığın arasına karışarak yanı yöreyi süze süze, İzmir'in bu güzel gezinti ortamının zevkini tada tada, kalabalığın seyrekleştiği noktaya kadar ilerlerlerdi. Burada onların sevdikleri Eldorado gazinosu vardı. Bu gazino o kadar kalabalık olmazdı. Ayrıca onlar görününce garsonlar hemen koşuşurlardı. Üstelik İzmir'in tanınmış eski palikaryalarından olan gazino sahibi Leonida kendisi de gelerek onları ve özellikle Pala Teyfi'yi selamlayarak emirlerini sorardı. Bugün gene geldi. Size peki mezelerim var diye başladı ve saydı. İstakoz salatası, tavada midye, taratorlu havyar ezmesi. Rakı masası mezelerle doldu, bezendi. Üç arkadaş ikişer kadeh alarak akşam keyiflerine daha yeni başlamışlardı ki birden hiç beklemedikleri birisini gördüler. Güzel İhsan. Onu aylardan beri hele evlenişinden ve dört ay sonra doğan çocuğundan sonra hiç görmemişlerdi. Yalnız İhsan'la ilgili ağızdan ağza yayılan söylentileri dinlerler ve aralarında onun hakkında görüşürken ne iyi ediyor da gelmiyor, görünmüyor, bu herife artık zor katlanılır çeşidinden tiksintiler dile getiren söz geçerdi. Daha çok Salim'le Cemal söylerdi. Pala Tevfik içinden köpüren öfkeyi dizginleyerek dudaklarını kısardı. Güzel İhsan aldırışsız, umursamasız, sanki onlardan bir gün önce ayrılmışçasına yaklaştı. Bir iskemle çekerek masaya sokuldu. Cemal dayanamayarak, ''İhsan, nerlerde kaldın be, seni göremez olmuştuk.'' dedi. O karşılık vermeden masada boş bir kadehle bir çatal aradı, onlar tarafından garsona emir verilmeyince kendisi seslenerek, ''Bir kadehle bir çatal.'' diye emir verdi. Bunlar gelince üst üste iki kadeh rakı yuvarladı. Istakoz salatasına, daha sonra taratorlu midye tavasına daldı. Alışkanlığı olan elinin tersiyle ağzını sildi ve sonra konuştu. Eh ne de olsa artık ev bark sahibi olduk. Sizleri de çok özlemiştim. Bu akşam bizim hanımdan izin aldım da. Şakadan hoşlanan Cemal bir soru daha yuvarladı. Biz de senin şu yıllardan beri sürüklene sürüklene bir türlü sonu gelmeyen evlenme hikayeni merak edip dururduk. Nasıl oldu bu iş bakalım? Güzel ihsan yutkundu. Bir dolu kadeh daha atıştırdı. Bu kez havyar ezmesine iltifat etti. Gene elinin tersiyle ağzını sildikten sonra bir aşk hikayesi dedi. Üç arkadaşın gözleri birbirini yokladı. Cemal ile Salim'in bakışları gelip Palateyfi'nin gözlerinde duraladı. O dik bir bakışla ihsana bakıyor, tek bir söz söylemiyordu. Belliydi ki için için köpürmekte. Güzel İhsan bir kadeh daha içti, mezelerin çevresinde bir daha eli dolaştı ve öyküsüne başladı. Evet, bir aşk hikayesi diyordu. Ve ezberlenmiş bir ders akışıyla, ne vakitten beri tasarlanmış olan, hakkında dolaşan söylentilere karşı düzenlenilerek herkesten önce şu üç arkadaşı anlatılmak ve ondan sonra kente yayılmak üzere uydurulan hikayeyi anlattı. Aralarda da üst üste içiyor ve mezelere uzanıyordu. Anlattıklarının başlıca çizgileri şöyle özetlenebilirdi. Komşunun kızıyla arasında göz tanışıklığı, kızın bir seferinde kendisine gülümseyerek iltifat edişi ve ara sıra evlerine uğrayışı, sonunda bir gün, annesinin evde bulunmadığı bir gün, bir pazar günü İhsan evde yapayalnızken, İhsan yutkundu, gene içti. Kız eve gelmiş bulunuyor, korkarak içeri giriyor, o zaman bir dakikalık bir delilik rüzgarı içinde birbirinin kollarına atılıyorlar. Salim'le Cemal'in artık açık seçik gülümseyen gözleri birbirini arayıp buluştuktan sonra Palatevfi'nin hala donuk ve dik duran gözlerinde durdu. Güzel İhsan anlattıklarının bu noktasına kadar geldikten sonra artık bir sona bağlamak gereğini anladı. İşte dedi o günün yadigarı. Cemal çocuk dedi. İhsan ekledi. Evet tabii artık arada ilişki sürdü. O zaman çocuk da anasının karnında büyümekte ve gizlenemeyecek bir kabarıklık oluşturmaktaydı. Sonunda kızı saklamak ve bu arada nikah ve evlenme işini yoluna koymak geriye ortaya çıktı. Burada ilk kez olarak Pala Tevfik, o heptik ve donuk bakışıyla dişlerinin arasından ''Öyle ki dört ay sonra tosun gibi sarışın bir oğlan doğu verdi.'' dedi. Salim söze karıştı. Sen böyle dört ayda bir oğlan yetiştirirsen yakında bir sürü toramanlı ortaya çıkacaksın ha. İhsan anlamıyormuşçasına onların yüzüne bakarken pala tevfik sözcükleri ağır ağır dudaklarının arasından çıkararak ekledi. Beni dinle İhsan. Çocuğuna ne at verdin? İhsan karşılık verdi. Şimdilik göbek adıyla bekliyor. Pala tevfik, öyleyse dedi daha fazla bekletme. Bilirsin ki Cenab-ı Hak lütuflar, ihsanlar, iyilikler hediye edicidir.'' Sen kendi haline kalsaydın ne bir karıya ne bir çocuğa sahip olamazdın. Allah yardımına yetişti, sana bir atiye bir hediye verdi. Sen de çocuğa mevhibe adını verirsin dedi. Güzel İhsan örtülü gözlerle uzun uzun baktı, yeniden dolu bir kadeh yuvarladı. Gene Pala Tevfi'ye baktı. O heceleyerek yineledi. Mevhib yani Allah'ın bir hediyesi. Bunun üzerine İhsan'da ne oldu? bu kadar korkak çekingen adamın göğsünde sanki patlayıcı bir madde birden patladı. Bütün kendisi için söylenen sözlerden biriken kinler sanki bir dakika içinde tutuştu ve işte o zaman hiç beklenmeyen ataklıkta bulundu, elini uzattı, koluyla yuvarlak mermer masayı sildi, üzerinde ne varsa sürahiler, çatallar hep birden süpürüldü, şangır şungur etrafa yayıldı. Garsonlar koştular, gazino sahibi seyirtti, Yanda yöredeki bütün müşteriler ayağa kalkarak baktılar ve güzel ihsan, masa sahiplerine en büyük hakaret demek olan bu ataklık katılımından sonra fırladı, gazino kapısına koştu, rıhtıma çıktı, onun arkasından pala tevfik kalktı, arkadaşlarına dökülen şeyleri kaldırmasınlar diye emir verdi. Herkes ne olacak diye merakla bekliyordu. Beş on dakika geçti geçmedi, Pala Tevfik çelik pençesiyle güzel İhsan'ın koluna yapışmış, onu sürüklercesine içeriye getirdi. Garsonlara bir süpürgeyle bir faraş diye emir verdi. İhsan, kolumu bırak kıracaksın diye bağırıyordu. Çevredekiler hep gülerek bekliyorlardı. İhsan, bana hakaret ediyorsun diyor, kolunu kurtarmaya çalışıyordu. Pala Tevfik hiç durumunu bozmadan hakarete hakaretle karşılık verilir dedi. Garsonun elinden süpürgeyi alarak onun eline tutuşturdu. Sürütürler köpeği öldürene, diyordu. Güzel İhsan süpürgeyi aldı mı, süpürdü mü, burada söylentiler değişik. Kesin olan bir şey varsa o da gazino sahibinin nişe karışması oldu. Paşam, bağışla, kabahat bu adamın değil, rakının kabahati. Garsonlar süpürgeyi ve faraşı aldılar. Pala Tevfik, Kirye Leoni'de ne kadar zarar ziyan var diye sordu. Gözünü kırparak gazino sahibinin vereceği karşılığı bekliyordu. o. Hiç zarar ziyan yok paşam, bize siz gereksiniz dedi. Pala Tevfik ihsana çık paraları dedi. O hiç irkilmeden, kararsızlık göstermeden artık serbest kalan elini pantolonunun cebine daldırdı, bir avuç para çıkardı. Pala Tevfik bunların içinden bir sarı lira ile iki şilini aldı. Şirin o zamanlar İzmir'i sanki sarmış olan bir tür gümüş rupiyeydi ki yarım mecidi olarak elden ele dolanırdı. Arada 60 para kadar bir fark olurdu ki bu fark yüzünden Kızıl Deniz kıyılarından Suriye'den akın akın bu paralardan gelir. Açık gözler bu ticaret yüzünden önemli kazançlar elde ederlerdi. Balatefik sarı lirayı gazino sahibine uzattı. Kabul etsin diye gözünü kırpıyordu. Leonida parayı aldı, ve garsonları göstererek bunu sizin adınıza çocuklara vereceğim dedi. İki şilini de ihsana göstererek senin araba paran, hadi düş önüme dedi. İkisi birlikte çıktılar. Epeyce bir zaman sonra bir lando bulundu. Pala Tevfik onu arabaya bindirdi. İki şilini arabacının eline sıkıştırarak ona doğru çorak kapısına. Bilirsin ya Ermeni mahallesinden basmane, ondan sonra çorak kapısı. Efendiyi orada indirirsin emrini verdi. Sonra İhsan'a yaklaştı. Anlıyorsun ya, bundan sonra gözüme görünme. Bir daha aramıza sokulursan bu kadar ucuz kurtulamazsın." dedi ve ekledi. "Çocuğun adını da unutma. Mevhip